Sana her ay üniversite masrafların için şirket belli bir para ödeyecek. Bunu burs gibi kabul et. Mecburi hizmetinde mezun olduktan sonra arada uğrayıp bana görünmek ve yaşamanın nasıl gittiği hakkında rapor vermek. Bu kadar başarılı bir genci desteklemek şirketimiz için bir onurdur Salih Bey. Sana bizimle çalış falan demiyorum. Zaten sen şimdi bizden uzak durmak için giden uçak mühendisliğini falan seçersin. Yok abi. Sağ ol Seymen abi. Gel lan buraya. Trip yapma. İl birincisi bozulsun. Televizyoncular geldi Salih. Koş hadi koş. Güzel güzel koş. Heyecanlanma sakın Emi oğlum. Çok çalıştım kazandım de. Tamam. Herkese örnek olacak şeyler söyle. Tamam. Salih neler hissediyorsun? Bize duygularını anlatır mısın? Salih, Salih. Uykusuz kalıp kalıp mutfak masasında uyuyakalırdı da ben yatağına taşırdım. Yalan söyleme be bu. Arkadaşları yanıltma. Bakın ben yani aslında... La alın lan, la alın hadi bakayım. Gel oğlum şöyle. Başarılı bir öğrencinin babası olarak neler yapıyorsunuz? Beyefendi. Ben babası oluyorum. Evet, biz beraber. Salih olmasını ben öğretim. Değil mi oğlum? Evet. Neler hissediyorsunuz? Şöyle bak. Buraya bak hadi. Derslerime çok çalışmaya dikkat ettim. Özellikle dersi derste dinlemeye. Annemin de babamın da destekleri çok büyük. Salih Bey. Salih Bey, ben iyi bir ne oluyor bizde? Bizim Salih üniversite sınavında il birincisi olmuş da televizyona çekiyorlar. Vay be. Aferin Salih. Elimden geldiği kadar çok derste öğrenmeye çalıştım. Ha, geldin mi? Boş zamanlarında bol bol test çözdüm. Kısa zamanda... Geç içeri. Ağam içeride seni bekliyor. Bol bol deneme sınavına çeşitli kaynaklardan yararlandım. Soru çözme pratiğimi geliştirdim. Buraya geldi gene buraya. Ağamla bir işi var. Bu çabalarımın bir sonucu. Çekil Fatma. Geldin mi? Bırak lan. Git yukarı. Bundan sonra odanızın içinde hapissin. Yemeği karın oraya getirsin. Çıkıp dolaşma, kimseye görünmek yok. Ben seni icap edince çağıracağım. Sağ ol abi. Aa, sen nereden çıktın be? Ya çıkın odanızda konuşun, ortalıkta dikilmeyin, hadi. Bekir Bey, Bekir Bey biraz da odanızda konuşalım. Şşş, ne geldi sen? Ne bileyim, ağam haber yollamış. Gelsin evde dursun demiş. Benden bir işi olacakmış galiba. Ama seninle ne işi olacak ağamın? Sen yalvardın inledin değil mi? Gelem eve diye. He? Yok vallahi kızım ya. Sabah apar topar gelip aldılar. Yani anlayacağımız bu da sahip gidiyor. Peki biz müsaade edin de oğlunuzla konuşuruz. Dur ya dur. Daha anlatacaklarım bitmedi. Bundan sonra neler bitti? Bu çok küçük gene bir yolduydu. Bu şimdi 3 yaşında filandı. Şimdi 3 yaşına kadar söylemediydi. Anasından da durmadan sofa yiyor. Böyle bir gün... Peki. Ya ne var? Başarılı bir insan kolay yetişmiyor. Ama oyu aydınlansın arkadaşlar.